Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Selçuk İnan açıklamalar olacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Öncelikle herkese Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Maçla ilgili maç öncesinde yapmış olduğum röportajda da söylediğim gibi bahane olsun diye tabii ki söylemiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz ama bunu tekrar belirtmekte fayda var. 15 oyuncumuz gitti. 15 oyuncu henüz geldi, yeni geldi. Bir antrenmanla, birkaç antrenmanla bugün 6 yeni oyuncuyla sahaya çıktık. İşimiz tabii ki kolay değil. Bir takım oluşturmak, bir takım yaratmak ve istediğiniz oyunu sahaya yansıtmak, onları istediklerinize aktarabilmek, bunların hepsi bir süreç. Bunları tabii ki az önce söylediğim gibi herhangi bir bahane üretmek için söylemiyorum ama bununla neye bağlayacağım bunu? Biz iyi bir takımız. En azından bugün beni mutlu eden bir şey vardı sahada. Maçı kaybettik, üzgünüm ama bu takım, bu oyuncular bana çok umut verdi. Onlara çok inanıyorum. Çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bugün bana bu hissi verdiler. Onlara da soyunma odasında bunu söyledim. Çok iyi bir yoldayız. İyi oyuncular geldi. Bu adaptasyon sürecini en çabuk şekilde atlattıktan sonra izlenilesi bir takım yaratacağımızı düşünüyorum. Heyecanlı bir takım olacağını düşünüyorum. Bir tek dezavantajımız yeni gelen oyuncuların hazırlanma süreci ligde olacak maalesef. O da kolay olmuyor tabii bizim için. Önemli maçlarımız var. 3 günde bir maçlarımız var. O yüzden oyuncularım adına biraz mutluyum. Bana çok önemli şeyler gösterdiler. Teknik anlamda bir şey söylemek gerekirse bugünle ilgili Sivas biraz sıkıntılı bir durumdaydı tabii. Kendi sahasında kazanmak isteyen bir takım. Hep böyle mücadele ettiler. Bugün de çok mücadele ettiler. Ama en azından maçın hakkı bu değildi bence. Biz de maçı çok isteyen taraf, daha çok isteyen taraf bizdik diyebilirim. Özellikle ikinci yarı. Dediğim gibi henüz teknik taktik anlamında fazlasıyla derin yorum yapmak benim için çok doğru olmayacağı için takımım adına genel anlamıyla yorum yapıyorum. Maç gitti geldi, öne geçtik, skoru koruyamadık. Kontra atakla öne geçtiler, bunu engelleyemedik. Ama özellikle dediğim gibi ikinci yarıda, üçüncü bölgede hücum varyasyonlarımız, oyunu oraya yıkmamız, atak sürekliliğimiz benim için önemliydi. Oyuncularım adına, yeni oyuncular adına, takım adına mutluyum, umutluyum ama maçı kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok sağ olun. Buyurun hocam. Murat Çakırtaş, TRT Spor. Yediğiniz iki golde de duran topta savunma zafiyet olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Devre arasında bile aslında bunu konuştuk oyuncularımızla. Çok çalışıyorum aslında. Gerçekten duran toplara çok önem veriyorum. Ama az önce söylediğim gibi bir tane antrenman, iki tane antrenman yapıp bugün sahaya çıkan arkadaşlarımız vardı. Bu tür organizasyonlar biraz süreç ister, süreklilik ister. Henüz onu yakalayamadık ama evet, eleştirinize katılıyorum. İkinci sorum, Manay zaten bu tür pozisyonlarda boş bırakılmasını siz zaten zafiyet olarak değerlendirdiniz. Evet. Bir de durum 3-2'ye geldikten sonra kadronun kaçırdığı bir gol vardı. O zaman ne hissettiniz? Dediğim gibi üzülüyorum. Futbolda hayatım boyunca bu şeyleri çok yaşamış biri olarak. Üzülüyorsunuz ama öyle bir an ki, şu anki an, üzülmenize bile şu anda fırsat yok. Ya ben şansa çok inanan bir adam değilim. Tabii ki orada olması başlı başına pozisyon yaratması anlamına geliyor. Golü kaçırması, istediği vuruşu yapamaması beceri de diyebilirsiniz. O yüzden tabii ki çok üzüldüm. Onun adına da gol olmasını isterdim. Takım adına da gol olmasını isterdim. Ama bazen bu işlerde nasip de tabii önemli. Bugün o, eğer sormak istediğiniz o şanssa, bugün yanımızda değildi. Üzüldüm tabii ki onun adına, takım adına. Ama üzüntü bugün bitiyor. Çünkü iki gün sonra çok önemli bir maçımız var. Zor bir fikstür. Bu kadar yeni oyuncu. Galatasaray maçına 8 eksikle gideceğiz. Statü gereği yeni oyuncular oynayamıyor. Bugün deplasmandayız. 2 gün var. Yine bir deplasmana gideceğiz. Bu da bizim için kolay olmayacak. Az önce de söylediğim, eleştiri yapmak tabii ki istemiyorum. Ama bu organizasyonlar önemli organizasyonlar. Biraz daha dikkat edilmesi gereken anlar. 2 deplasman üst üste ve arada 2 gün çok kolay değil sporcu için. Sporcu sağlığı için çok kolay değil.
çabucak dinlenmeleri ve tekrar Galatasaray maçına hazırlanmaları kolay olmayacak ama dediğim gibi bu bizim işimiz. En kısa sürede onları hazırlayıp inşallah Galatasaray maçına da hazır olacağız. Cemil Duymaz hocam, 5 maç 3 puan halinde bu durumlarda gözleyeceğiz teknik direktörü. 3 maç 3 puan. 3 maç pardon. Evet. Maçınız 3 puanınız var. Sizin söylediğiniz planlamada Gaziantep Sporu 3'er puan ya da puanlarda ne zaman göreceğiz? Hatta tabii ki çok güzel bir soru. Dediğim gibi 3 maç 3 puan, evet, zor bir süreç. Gerçekçi olmak lazım. Kolay takımlar kurulmuyor, transferler kolay yapılmıyor. Hele Anadolu'da gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Dediğim gibi 3 aylık süre vardı. 3 ay süre geçti ve belki de transferlerimizin çoğunu son birkaç gün getirebildik. Öyle diyeyim. Bu kolay bir iş değil. Bahane, ben hayatım boyunca biliyorsunuz hiç bahanelere sığınmadım. Öyle 3 maç, 5 maç, 2 puan, 4 puan diye de hiç bakmıyorum. Bu başkanların, taraftarların tabii ki bakış açısı, yöneticilerin bambaşka ama ben işimi yapıyorum, işimi doğru yapmaya çalışıyorum. Sahaya 11 oyuncu dizip oyna demek değil bu iş. Bu iş bir süreç. Doğru oyuncuları doğru pozisyonda oynatabilmek, doğru oyuncuları transfer edebilmek hepsi bir süreç. Hepsinde de tabii ki emeğim var, payım var. Ama dediğim gibi bu az önce söylediğim şeyi puan anlamında söylemedim. Biz her antrenman bir şey katacağız oyuncularımıza. Her maç bir şey katacağız. Tabii ki biz bu maçları puan için oynuyoruz. Bugün sahaya puan için çıktık. İsterse hiç antrenmana çıkmadan oyuncu sahaya çıksın, kazanmak ister. Ki kazanabilecek pozisyonları da yakaladık. Ama dediğim gibi belli ufak tefek zaaflar, ufak tefek bireysel hatalar maalesef bu tür yeni takımlarda biraz daha fazla olabiliyor. Bugün de böyle bir şey yaşandı. Ama bu takım çok iyi bir takım olacak, göreceksiniz. İnanıyorum yani. Teşekkürler. Sağ olun.